Muhterem arkadaşlarım, Türk milleti İslam'ın burcu, mazlumların umudu, mağdurların sesidir. Türk demek İslam demektir. Elbette dinin sahibi Allah'tır. Ama Türk milleti mukaddesat onuruna gözü kara şekilde müdafaa edecek kahramanlıktadır. Yedi düvele özellikle İsveç hükümetine hatırlatırım ki Allah tektir, ordusu Türk'tür. İsveç'te geçen cumartesi günü bir sapık, bir manyak, bir şeytan piyonu Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde tüm uyarılara rağmen yüce kitabımızı yakmıştır. Bu azgın provokasyonu, bu nefret saçan eylemi ifade ve düşünce özgürlüğü olarak tevil edenler de aynısıyla suç ortağıdır. İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri ABD'nin dublör ülkeleridir. Viking mantığı Amerika Birleşik Devletleri'nin kovboy aklıyla bir ve beraberdir. Danimarkalı Rasmus Paludan isimli bir alçağın eline çakmak tutuşturup Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kışkırtanlar, bunu da Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptıranlar çok sinsi ve silindir bir siyasetin tasarımcılarıdır. Kukla yakmış kuklacılar da planlamışlardır. Kur'an-ı Kerim'in yakılması dini ve manevi hassasiyetlerimize kasteden bir saldırganlıktır. Bu saldırganlığı kınamak gerçekten yetersizdir. Takdir edersiniz, biz bu ağır provokasyonun ardına iliştirilen siyasi hedefleri bazı ihtimalleri dikkat alarak görmek ve göstermek durumundayız. Birinci ihtimal, İsveç kriz ve katolik bir ortamın yaratılmasıyla birlikte NATO üyeliğinin sonlanmasına değilse bile askıya alınmasına çanak tutmaktadır. Çünkü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ifade özgürlüğü bahanesiyle izin veren bizzat İsveç hükümetidir. Lanetlediğimiz bu düşmanca eylemin siyasi ve diplomatik sonuçlarının öngörülmemiş olması, muhtemel gelişmelerin analiz edilmemesi A'dan Z'ye akıl dışılıktır. NATO'nun geçtiğimiz yılın Haziran ayında düzenlenen Madrid zirvesinden bu yana İsveç'in Türkiye aleyhtarı tavrında terör örgütü yandaşlarının gösteri ve protesto eseğinde sabırları zorlayan, hatta çatlatan bir yoğunluk gözlemlenmiştir. Halbuki anılan NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bir mutabakat muhtırasına birlikte imza atmışlar. Muhatap bu iki ülke terör örgütü PKK-YPG ile FETÖ'nün faaliyetlerini yasaklama sözü vermiştir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği terörizme verdikleri desteğin kesilmesi şartına bağlanmıştır. Ancak bu desteğin bırakınız azalması veya kesilmesini, bilakis ve bilahare daha da arttığı ortadadır. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışmaların Kuzey Avrupa'ya sıçrama tehlikesi karşısında endişeye kapılan İsveç'in tahammül olmayan bir kriz çıkararak Türkiye'nin tepkisini çekmeyi, bu siyasete de Türkiye'nin reddiyle NATO üyeliğinin olumsuz sonuçlanmasını hedeflediği akla yatkın bir seçenek olarak karşımızdadır. İkinci ihtimal ise azgın Türk düşmanı John Bolton'un da gündeme getirdiği üzere Türkiye'nin NATO'dan dışlanması amacıyla siyasi ve diplomatik bir iklimin oluşmasına destek vermek, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine mesafeli duruşun faturasını eşgüdüm halinde ülkemize çıkarmaktır. Bu amaca yönelik adımlardan birisi, terör örgütlerinin tahrik ve ihanet kampanyasının ilerletilmesi, diğeri de mukaddesatımıza vandal bir saldırının tertip ve tezahür etmesi için ortam açılmasıdır. İki ihtimalde faşist, ırkçı, İslamofobi ve demokrasi karşıtıdır. Aslında hedef sadece Türkiye değil, Türk-İslam alemidir. Hedef bir yönüyle
medeniyetler kutuplaşmasını sertleştirmektir. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Milliyetçi Hareket Partisi kitabımıza el uzatan, buna hizmet eden, göz yuman, ortam hazırlayan kim olursa olsun hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da mutlaka hesaplaşacak, bunlara asla taviz vermeyecektir. Viking uzantıları ardına efendilerini alsa da Türk'ün töresini, İslam'ın sancağını, mukaddesatımızın onurunu zedelemeye güç yetiremeyecektir. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun açsınlar. NATO'yla doğmadık. NATO'suz da şükür ölmeyiz. Kur'an-ı Kerim bir kağıttan ibaret değildir. Müşrik zihniyetlerin bunu bilmesinde, nefret objesine dönüşmüş kafalarına yerleştirmelerinde yarar vardır. İlahi takdir ve hüküm bellidir. Yanacak olan günahkarlardır. Kitabullah'ın nuru ise kıyamete kadar inananların mümin ve Müslüman gönüllerin ufkunu pırıl pırıl aydınlatacaktır. Allah besbaki heves diyorum ve zalimlere, destekçilerine seslenerek şu hükmü hatırlatıyorum. Ya galibe illallah, yani Allah'tan başka galip yoktur.